Kadıköy TV stüdyolarından hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bir başka sağlık gündemi programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün yeni doğum yapacak hamile anneleri ve yeni doğum yapmış annelerimizi çok yakından ilgilendiren bir konuyu taşıyoruz stüdyomuza. Emzirme. Evet ve konuğumuz Sayın Doçent Doktor Kerziman Yenal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anneler için çok önemli değil mi? Yeni doğum yapacak annelerin, hele ilk bebekleri ise en büyük korkuları, en büyük heyecanları ya da yetememelik korkuları emzirme üzerine. Şöyle başlayalım mı konumuza? Emzirme deyince dünyadaki emzirmeye bakış nasıl? Dünya Sağlık Örgütü'nün dönem dönem değişen şeyleri oldu, kuralları oldu. Biraz bu emzirmenin öneminden isterseniz başlayalım konumuza. Tabii. Öncelikle teşekkür ederim konuğunuz olduğum için. Şimdi emzirme çok önemli. Önce şeyle başlamak gerekiyor herhalde. Emzirme, anne sütü bir annenin bebeğine verebileceği en güzel hediye. Ve tabii ki doğal olarak araştırmacılar da buna yönelik çalışıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü emzirmeyi en çok destekleyen kurumlardan biri, sizin de dediğiniz gibi. Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, çocukları biliyorsunuz korumayla ilişkili bir birlik. Emzirmeyi inanılmaz savunuyorlar ve emzirmeyle ilgili ilk 6 ay sadece anne sütünün su dahi vermeden bebeğe yeterli olacağını, 24 ay yani 2 yaşına kadar da ek gıdalarla beraber emzirmeye devam edilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Bu tabii çok önemli bir vurgu. En büyük yapılan hatalardan biri, sizin de dediğiniz gibi, hani anneler yetebilecek miyim diye söylüyorlar. Yetebilecek miyim? Özellikle bu ilk 6 ayda yalnızca anne sütü almayı bozan bir uygulama. Yetebilecek miyim kaygısı, korkusu ilk 6 ay annelerin sadece anne sütü vermesini çok engelleyen bir uygulama. Evet. Ama anne sütü tabii neden destekleniyor? O önemli değil mi? Neden? Anne sütü neden önemli? Neden onu değerli? İsterseniz biraz konuşalım. Çok annelerin de dikkatini çekeceğini düşündüğüm bir husus var. Nedir bu? Anne sütü hiçbir mamaya benzemiyor. Neden benzemiyor? Bir kere içinde bebeği bütün hastalıklardan koruyan çok özel maddeler içeriyor. Antikor dediğimiz özel maddeler içeriyor ve bu antikor dediğimiz maddeler bebeği hastalıklara karşı koruyor. O yüzden diyoruz ki doğar doğmaz bebek anne sütüne başlarsa bebeğin ilk aşısı gibi. İlk aşısı demek ne demek? Bebeği her türlü enfeksiyon hastalıklarından koruyor. Dahası sadece o dönem değil, aslında hayatı boyunca etkiliyor anne sütü. Eğer erken dönemde biz bebeğimize düzenli olarak ek gıda vermeden besleyebilirsek, ileriki yaşantılarında alerjik hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol gibi ileriki yaşlarındaki hastalıklara bile koruduğu ortaya çıkarılmış. Tabii hem bu boyutu var, hem de 0-1 yaş döneminde bebekler emerek güven duygusu geliştiriyorlar. Anneyle iletişim. Anneyle iletişim anlamında sadece fiziksel değil aslında. Tabii ki işte içerdiği protein yapısı, bebeğin büyümesi, gelişmesini etkilemesi, içindeki vitaminler, onlar artık çok bilinen konular ama anneyle olan bağını inanılmaz destekliyor. Hem annenin annelik duygusunu hem de bebeğin anneye olan bağlılığını geliştiriyor. İki taraflı bir katkısı var. Bu katkı neye yarıyor? 0-1 yaş döneminde bebek aktif anneyle sağlam iletişim kurduğunda ileriki yaşlarında kendine güvenli, kendini iyi ifade eden, kişilik oluşumu, kişilik oluşumu anlamında da çok büyük katkıları var. Sadece büyüme gelişme anlamında değil. Dediğim gibi psikolojik gelişim anlamında aslında da bu çok önemli. Büyük. Hep denir ki biliyorsunuz çocuk aman işte bunu daha 5-6 yaşına 10 yaşına gelinceye kadar anlamaz ama bebek aslında anne karnından başlayarak bir iletişime başlıyor anneyle. Ve doğduktan sonra da hem kordondan sonra kordon kesildikten sonra da bu bağ herhalde değil mi emzirmeyle devam ediyor. Tabii beslenmesini anne karnında dediğiniz gibi hem kordon yardımıyla yine o dönemde de bazı koruyucu maddeleri alıyor vücudun ama doğumdan sonra da bunu sürmesi lazım. Çünkü henüz bebek doğduğunda tam gelişmiş yetişkin vücudu gibi değil. Aslında enfeksiyon hastalıklarına karşı açık, çok da koruması yok aslında. Ama anne sütü alan bebekler, emziren izleyicilerimiz varsa öncesinde doğrulayacaklardır beni. Sadece anne sütü alan bebekler o dönemde doğru düzgün enfeksiyon hastalığı, grip bile olmuyorlar. Nezle grip bile geçirmiyorlar ama belli bir süreden sonra ek gıdalara geçtikten sonra bu hastalıkları daha çok görüyoruz. Çünkü anne sütünün koruyuculuğu gerçekten yüksek ve içeriğinde
Bebeklerin ihtiyacı olan tüm protein, karbonhidrat yani bebeğin büyüme gelişmesini sağlayacak, enerji verecek vitaminleri barındırıyor içinde. Sadece D vitamini konusunda küçük bir eksiklik var. O da bütün çocuk hekimleri tarafından daha doğumdayken D vitamini desteği veriliyor. Onun dışında bebeğe ekstra hiçbir madde, su dahil vermelerine gerek yok ilk 6 ay boyunca. Evet. Bir de tabii yani şimdi hayat ekonomik durumları düşündüğümüz zaman mamalar pahalı. Ya yani anne sütü hem ucuz hem besleyici hem hastalıktan koruyor hem ruhsal sağlığı denk hem kişilik oluşumuna destek oluyor. Yani çok önemli. Çok reklamlar var mama ile ilgili işte probiyotik işte bebeği koruduğuna dair ama hiçbir anne sütü kalitesinde değil. Bunun dışında çok güzel bir özelliği var ondan söz edeyim. Her annenin sütü kendine özgü. Örneğin bebeğinizi erken doğurduysanız, prematüre bir bebek annesiyseniz, prematüre doğum yapmış annenin süt niteliği farklı, gününde doğum yapmış bir annenin süt niteliği birbirinden farklı. O kadar mucizevi bir olay ki emzirmek ve anne sütü aslında baktığımızda. Mesela prematüre doğmuş bir bebek hastalıklara karşı daha açık ve o annenin sütü daha gelişimini fazla. Çünkü gelişimini tamamlamamış o anne karnında intrauterin olarak. Evet ve içinde daha çok bağışık madde bağındırıyor prematür annenin sütü. Diğer bebeğe göre yani çok çünkü onun ihtiyacı farklı. Yani, daha fazla protein içeriyor. Tabii. Büyümesini destekliyor. Hatta çok ilginç hani sütün niteliğinden söz etmişken biz bir emzirmemizde örneğin sağ memeden anne bebeğini beslerken bir emzirme anında bile gelen sütün niteliği değişiklik gösteriyor. Neden bu? Nedir? Çok ilginç aslında annelere bunu söylemek gerekiyor herhalde. Şimdi emzirmenin başında ilk gelen süt proteince zengin bir süt. Mesela ilk emzirmeye başladı anne 5 dakika geçti üzerinden 5-10 dakika sonra sütün niteliği giderek yağlı özellik taşımaya başlıyor. Biz eskiden annelere hep bir emzirmede iki memeni de 5 dakika birini 5 dakika birini emzir gibi öneriler vardı. Sonra bakıldı ki bu bebekler kilo almıyorlar. Hani denir ya halk arasında çok söylenir. Senin sütün yaradı, senin sütün yaramadı. Aslında sütün yaramasından çok doğru emzirme tekniği çok önemli. Burada bir ipucu var. Şimdi süt eğer en baştan yağlı gelse bebek çok kısa sürede doyar ve emmeye devam etmez. Nasıl bir içerik olmuş? Emmeye başlıyor bebek. Başında daha böyle sulu, daha protein yapıda bir süt gelirken bebeğin büyümesini sağlıyor bu. Boyunun uzamasını sağlıyor. Süt emzirmenin sonuna doğru memeden gelen süt daha yağlı. Daha bu da hem bebekte doyum sağlıyor hem de kilo almasını sağlıyor bebeğin. Biz mesela yanlış bir emzirme tekniği kullanırsak memeyi tam boşaltmadan diğer memeye geçerse bebek mesela böyle bir uygulamada yeterince kilo almıyor. O zaman ne deniyor anneye? Senin sütün yaramıyor. Senin sütün yaramıyor ne yapmak lazım çözüm ne? Mama. Ya da ek gıdalara çok erken başlama. İşte o zaman biz o kaliteli bu kadar çok işe yarayan güzel sütten bebeklerimizin faydalanmamasına neden oluyoruz. O zaman bir malnütrisyon da ortaya çıkabilir değil mi? Çocuğun bu eksikliği nedeniyle. Tabii bunu dışarıdan verdiğimiz zaman ilk ağızda geleni aldığı zaman proteini almış oluyor. O zaman yağı almamış oluyor. Evet. Sizin ifadenize göre. Biz ona ön süt ve son süt diyoruz bir emzirmede. İşte ön süt daha dediğim gibi proteince zengin, son süt daha yağlı bir süt. Ama Sayın Yenal bu sefer de yani tabii eskiden teknik bu şekildeydi. Şimdi böyle yapıyorsunuz ama öbür memede bu sefer bir birikim söz konusu oluyor. Ve anneler bu sefer süt retansiyonundan şikayet ediyorlar. Bunu nasıl önleyecekler? Onu yapıyoruz. Değil mi? Onu gerçi teknik kısmında konuşacağız ama. Yeri gelmişken söyleyelim. Söylemekte yarar var. Örneğin anne sağ memeden emzirdi. Sütü tamamen boşalttı. Boşalttıktan sonra bebek hala açsa sol memeye geçer. Sol memede yarım kaldıysa bir sonraki emzirmede sol memeden devam edebilir. Ama örneğin sağ memeyi emdi bebek. Bir sonraki ve memeyi tamamen boşalttıysa bir sonraki emzirmede sol memeden başlayabilir. Ama diyelim ki bebeğimiz çok küçük. Yeterince aktif ememiyor ve memede süt kalıyor. Böyle bir durumda yapmamız gereken sütü mutlaka boşaltmak. Neden sütü boşaltmak gerekiyor? Eğer biz hani aman boşaltmayayım sütü bebek memeden emsin gibi bir duyguya kapılırsak yanlış bir uygulama yapmış oluruz. Evet. Neden? Evet. Neden yanlış uygulama yapmış oluruz? Biz memedeki sütü boşaltırsak süt salınmaya devam ediyor. Memede süt kalırsa süt yapımı duruyor.
Neden böyle bir şey var? Birazcık onu... Evet, şimdi onu isterseniz teknikleri konuşurken tabii yapalım. Biraz annenin şeyine girelim. Gebelik döneminin başından itibaren midir memeler hazırlanmaya başlıyor, süt vermeye, yoksa belli bir aydan sonra mı? Çünkü annelerden böyle sorular geliyor. Hı hı. Yani en başından itibaren nasıl hazırlanacak? Son dönemde emzirmek için göğsünü nasıl hazırlayacak? Hı hı. Buradan isterseniz hı hı devam edelim. Tabii. Çok ilginçtir. Aslında vücuttaki ilk değişiklikler memeyle başlıyor gebelik döneminde. Kadın gebe kalıyor, gebeliğin daha ilk 3. haftasında memeler hazırlanmaya başlıyor. Ne yapıyor hazırlanmaktan kasıt? Meme dokusu bir kere büyümeye başlıyor. Çünkü süt yapmaya başlayacağı için daha o dönemde gebelik döneminde hazırlanmaya başlıyor. İçinde süt yapan birimler büyümeye başlıyor. Hazırlanıyor tamamen ki doğum sonrası karanlık, rahat evet süt verebilsin diye. Meme dokusu büyümeye, genişlemeye başlıyor ve ben daha... Hemen bir şey soracağım burada. Memelerin süt vermeye hazırlanabileceği ya da uygun olup olmadığı daha hamileliğin başında anlaşılabiliyor mu? Hamileliğin başında değil de doğum, gebelik sürecinde aslında hı hı meme dokusu gelişmeye devam ediyor. İlk belirtiler dediğim gibi 3. haftada başlıyor ve halk arasında ağız sütü dediğimiz daha sarı yapılı süt daha o haftada başlıyor ama hı gelişim gebelik boyunca devam ediyor. Örneğin normalde meme ucu çok çökük ya da düz olan bir kadın gebeliğin sonlarına doğru daha 6. 7. aydan itibaren meme ucunun çıkmaya başladığını görebiliyoruz. Ama şöyle bir kaygılar var açıkçası onu da paylaşmak lazım. Şimdi meme ucuna dokunmak bazı hormonları uyarıyor gebelik evet döneminde. Biz ona sevgi hormonu ya da oksitosin dediğimiz hormon sütü dışarıya atan bir hormonumuz var. Bu hormon aynı zamanda doğumdaki kasılmaları başlatıyor yani doğumu başlatıyor. Biz erken dönemde meme ucuna uyarı verirsek işte meme ucu çıkmamış diye uyarırsak kontrolsüz bir şekilde doğumun erken başlamasına neden olabiliriz. Evet. O yüzden bundan kaçınmak gerekiyor. Ama yapabileceğimiz kontrollü meme ucuna çok uyarı vermeden memenin kahverengi dokusunun etrafında parmakla hafif germe egzersizleri yaparak hani meme ucunu çok uyarmadan küçük hareketlerle yapılabilir ama direkt meme ucuna uyarı vermek hele riskli gebeliklerde. Aynen öyle. Eğer bir de riskli doğum yap, örneğin ikiz gebelikse mesela onlarda çok daha hızlı olabileceği için ya da suyu çok fazlaysa annenin. Ya da bazı hipertansiyona bağlı annemizin riskli durumları varsa hele çok daha riskli böyle durumlarda kesinlikle meme ucuna dokunmamak gerekir. Onun bilincinde olmak gerekiyor. Onun dışında direkt emzirme öncesinde affedersiniz gebelik döneminde çok meme ucuna masaj yapmak çok tercih edilmiyor. Bazı özel aparatlar var süt yenin içine yerleştirilerek meme ucunun çıkışını kolaylaştıracak. Medikallerden onlar elde edilerek kullanılabilir ama şart değil. Eğer ama mutlaka gebelik öncesi bir risk varsa hekim, ebe, hemşire tarafından annenin memesinin kontrol edilmesi gerekli. Anneler de bu konuda sağlık personellerinden evet destek isteyebilirler. Bu neyi sağlar? Böyle bir risk olduğunu bilmek özel meme ucu aparatları var. Anne hazırlıklı gidebilir doğuma. Daha erken dönemde evet meme ucu aparatlarıyla beraber... bebeğin daha rahat emzirmesini sağlayabiliriz. Evet. Tabii peki daha sonraki dönemde son aylara geldiğimiz zaman tabii yapılacaklar biraz daha evet değişiyor. Biz şimdi hemen kısa bir aramız var. Ondan sonra sizinle emzirme konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Değerli izleyiciler bizden ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde üniversite hayatını mutlu ve verimli şekilde geçiren öğrencilerin okulunu sevmek için birçok farklı nedeni vardır. Üniversitemi seviyorum. Bilimsel çalışmalarında beni desteklediği ve öğrenci laboratuvarlarını son teknolojik ekipmanlarla donattığı için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. I love my university because of our dynamic campus life and unforgettable friendships. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için
Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Evet değerli izleyiciler, emzirme konusunu Sayın Doçent Doktor Kerzban Yenal'la konuşmaya devam ediyoruz. Evet, memelerin hazırlanmasında kalmıştık. Hı hı. Son ay, son trimesterde, son 3 ayda nasıl bir gelişme oluyor ve nasıl hazırlanıyor? Neler yapmalıyız meme bakımı olarak emzirmeye hazırlıkta? Son aylarda bu kolostrum dediğimiz ya da ağız sütü dediğimiz süt hafif hafif salgılanmaya başlıyor. Hatta anneler meme ucuna baktığında böyle kabuklanmış, kuru, sütün kurumuş halinde görebilirler. Onları çok temizlemeye gerek yok. Dediğim gibi o temizleme işine bir meme ucu için uyarı olabilir. Onları çok istemiyoruz. Annenin aslında günlük duş alması meme ucu bakımı için yeterli. Eskiden böyle farklı kaynakları okursa annelerimiz çok farklı şeyler görebilir ama günümüzde çok da meme için çok özel şeyler önerilmiyor. Eğer çok kuruluğu varsa annenin yağlı, karnı için kullandığı nemlendiricileri memenin, daha doğrusu meme ucu değil de memenin diğer bölgelerinde de hani doku gerilmesine bağlı kaşıntı, çatlak olursa o bölgeleri aynı şekilde kullanabilirler. Ama bazen herhalde ucunu sıkmayı önermiyorsunuz. Hayır, değil kesinlikle mi? Bu çok sütü çıkarmak. Mesela o kabuğu görünce sütü çıkarmaya uğraşıyor annelerimiz meme ucunu sık. Onu kesinlikle istemiyoruz. Çünkü dediğim gibi o doğumu uyarabilecek bir uygulama. O yüzden ondan vazgeçildi. Bir de belki meme ucunda bir yara oluşmasına neden olup daha sonra çocuğun almasını da engelleyebilir. Etkileyebilir. Çok sert yapılırsa tabii. Ona da neden olabilir. Çok özel bir şey yapmasına gerek yok. Yapabileceği bir uygulamada dediğim gibi kolostrum dediğimiz ağız sütü akabileceği için nemli kalmaması için zaten çok akmıyor gebelik döneminde. Emzirme süt diyenlerini daha o dönemden kullanabilir. Emzirme süt diyenleri biliyorsunuz daha penye, %100 pamuk niteliğinde olduğu için ve askı kalitesi açısından daha kalın askıları olduğu için annenin memesini daha iyi destekliyor. Hem o rahatsızlık sıkmıyor, hissini kan de dolaşımını aynen öyle. Aynı zamanda anne kendini daha rahat hissediyor. Daha gebelik döneminin sonlarında memenin büyümesiyle beraber emzirme süt diyenlerini kullanmaya başlayabilirler. Dediğim gibi bölgenin havalanması açısından da daha uygun olacaktır. Peki ben hemen burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi tabii hep genç gebeler değil. Belli yaşın üstündeki gebeler var. İşte daha geç yaşlarda çocuk sahibi olup olmak isteyip bir takım yöntemlerle gebe kalan annelerimiz var. Şimdi tabii geç zamanda hamile kalanların bir de meme kanseri riski var. Hamile kalma ya da böyle bir tüp bebek gibi farklı metotlarla eğer olacaksa bu sütü de etkileyeceği için mutlaka önceden bir tanı da yöntemini kullanmaları, mamografi çektirmeleri gerekir değil mi? Tabii kesinlikle. Aslında hani normal standartlarda meme kanseri açısından ne riski varsa onlar için de geçerli. Emzirme anı buna bir engel değil. Ama hatta anneler hep soruyorlar, ben böyle bir şey geçirdim, emzirebilir miyim? Tabii ki emzirebilirler. Öyle bir cerrahi geçirmiş olmaları, meme dokusturuyorsa, süt yapımı varsa hiçbir sakınca yok. Sonuçta süt yapımı devam edecektir ve kontrol altında olacakları için herhangi bir sakınca yok. İlaç ama almadığı sürece. İlaç tabii ki. İlaç, kemoterapi tabii ki tedavisi tamamlandıysa, yoksa tabii ki emzirmeyi sürdüremeyecektir. Yoksa hamile kalmalarının riskli olduğunu herhalde değil mi buradan? Ya da emzirmelerinin riskli olabileceğini. Kontrol altında olmak zorunda. İlaç aldıkları evet sürece. Evet. Yani mutlaka kontrol altında gebe kalmaları gerekir. Zaten hani genel cerrah ya da meme cerrahları tarafından da aslında söylenecektir mutlaka. Eğer bir riskleri varsa gebelik dönemi birazcık doku çoğalmasını arttıran bir özelliğe sahip. O yüzden böyle bir şüphe varsa, hatta genetik yatkınlık da olabilir. Sadece hani şüphe değil de işte annede, teyzede, anneannede böyle bir öykü varsa ve geç gebelik yaşıyorsa mutlaka öncesinde gidip yaşına uygun olarak ultrason ya da mamografi gibi tekniklerle kontrol edilmesinde fayda var. Bir de şöyle bir soru var böyle bir hastanın aklında. Ben sadece sağlam mememden emzireceğim. İçinden kitle alınmış meme de emzirmeye katılabilir mi? Katılabilir. Eğer meme dokusunda bir problem yok, süt akımı devam, ediyorsa herhangi bir etki olmayacaktır. Yani ama en çok sorulan sorular bunlar çünkü. Evet, evet. Eğer dediğim gibi hani meme dokusunda herhangi bir şey yok ve herhangi bir ilaç kullanmıyorsa o dönemde
Korkacak bir şey yok, emzirmeye devam edebilir. Ama tabii ki hani bu dönemdeki bu hormonal değişimler nedeniyle riskli bir durumu varsa hekimi tarafından uygun görülmeyebilir. Mutlaka danışarak kontrol altında ve izlemlerini sürdürerek emzirmeye devam edilebilir. Peki ben burada siz tabii uzun yıllardır bu eğitimleri veriyorsunuz, emzirme eğitimlerini ve hamile annelere. Bu eğitimleri verdiğiniz zaman hamile annelerin emzirmeye bakışları nasıl? Yani yüzde ne kadarı emzirmek istiyorum diyor. Bir de sözünüzü başlamadan önce şunu da sormak istiyorum. Sezaryen olayıyla emzirme olayını yan yana getirdiğimiz zaman tablomuz çok nedir? Çok güzel soru oldu çünkü ben geriden başlayayım isterseniz sezaryenle. Şimdi sezaryen günümüzün ciddi bir sorunu haline geldi. Neden sorun? Aslında sezaryen çok güzel bir kurtarma operasyonu. Amacım sezaryeni kötülemek değil bunları söylerken. Ama adı üstünde sezaryen aslında bir doğum şekli değil. Sezaryen güzel bir bebek ve anne açısından kurtarma operasyonu. Yani acil durumlarda yapılması gereken bir ameliyat. Normal fizyolojimiz kadın olarak normal doğum için, vajinal yoldan yapılan doğum için uygun. Özel durumlarda, riskli doğumlarda böyle bir ameliyat bulunmuş, çok da iyi yapılmış. Bir yığın anne bebeğin sağlığı kurtarılıyor bu yolla. Ama gereksiz yere yapılan sezaryenleri doğru bulmuyoruz. Bu vesileyle bunu da söyleyelim. Bizim toplumlarımızda da maalesef sezaryen çok yaygın. Türkiye'de şu anda %51'lerde tekrarlayan sezaryen oranları. Nedenlerini konuşmamıza gerek onu var mı bilmiyorum, şu anda biliyoruz evet, ama. Evet, onlara girmeyeyim. Hiç biraz emzirme konusunda olduğu evet, için oraya bağlaştırmanızı rica ediyorum. Çekeyim konuyu. Şimdi emzirme anında demin bir hormondan söz etmiştim, oksitosin hormonundan. Şimdi oksitosin hormonu normal doğum sürecini başlatan bir hormon. Aynı zamanda bu hormon ne işe yarıyor? Memede yapılmış sütün dışarıya atılmasını sağlıyor. Şimdi eğer doğum kendiliğinden başlamadıysa, yani normal bir doğum sürecine girmediyse kadın, planlı işte doktorumun kongresi var, doktorum yurt dışında ya da işte bebeğimin doğum günü yılbaşına denk gelsin ya da ben çok korkuyorum gibi kaygılarla sezaryen olduysa bu hormon daha salınmaya başlamadı. O zaman oksitosin dediğimiz bu güzel hormon zamanında salınmadığı için süt biraz daha geç gelebiliyor. Tabii ki aynı zamanda çok kullanılmamakla beraber genel anestezi yine hala kullanılabiliyor. Bu tür durumlarda da bebeğe de geçtiği için bebekler de daha böyle bir uyku halinde doğuyor. Normal doğan bebekler ilk yarım saat cin gibidir. Çok canlıdır, hareketlidir. Bebeği memeye tuttuğunuz anda çok güzel emer. O ilk yarım saat ya da daha uzun tutarsak ilk bir saati geçirdiğimiz zaman bebekler uyku dönemine giriyor. Bu doğal bir fizyolojisi bebeğin ama... Tabii biz bu ilk bir saat, yarım saati kaçırdığımızda ne oluyor? Bebek ememiyor. Ememeyince emzirme problemleri gündeme geliyor. O yüzden sezeryanla doğum yapmış annelerin bebekleri emzirme problemlerine biraz daha aday. Çok iyi destek almaları lazım. Yani sezeryan olmuş ya da sezeryan olmak zorunda olan anneleri korkutmak istemem. İyi bir destekle tabii ki onlar da %100 başarıyla emzirebiliyorlar ama doğal eylemde çok daha etkin ve daha rahat emzirebiliyorlar anneler bebeklerini. Hem bu hormon nedeniyle hem bebeklerinin daha uyanık olması. Tabii bir faktör daha var. Sezaryanda biliyorsunuz uzunca bir dikiş atılma süreci olduğu evet, için. Aslında daha zor. Evet, anne ile bebek birbirine biraz geç kavuşuyorlar. Evet. Ameliyathane ortamında bebek hemen memeye tutulmuyor. Ama normal doğumdan hemen sonra hatta daha göbek kordonu kesilmeden bile biz bebeği memeye tutabiliriz. Bu ne kadar erken emzirme o kadar az emzirme problemi demek. Evet, acaba bebek dünyaya nasıl gelmek isterdi? Sezaryenle mi yoksa annesinden normal bir doğumla mı? Tabii bebeğe soramadığımız için insan hakkını kullanamıyor bebek. Ben hemen burada bir şey sormak istiyorum. Belki tam emzirmeyle ilgili değil ama bu sezaryenle doğumlarda onun yüzdesini bilmiyorum. Siz biliyorsanız burada konuşalım. Fizyolojik sarılık oranında farklılık var mı? Yani çünkü fizyolojik sarılıkta da emzirmeye hemen başlayan annelerde daha az görüldüğü söyleniyor. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Oran olarak söyleyemeyeceğim ama direkt etkiliyor. Çünkü ne kadar erken emzirilirse bebekte o sarılık yapan bilirubin maddesi idrarıyla ve dışkısıyla atılıyor bebeğin. Evet. Çok çabuk emen bebek bunları daha hızlı, daha çabuk atma eğilimine giriyor.
diğer bebeğe göre, daha geç beslenen bebeğe karaciğeri göre. Karaciğeri daha çabuk adapte oluyor, evet, bilirubini dış dünyaya. Evet, evet, dönüştürmeye başlıyor, vücuttan atılabilir hale getiriyor, uyum sağlıyor bebeğimiz. Çünkü son yıllarda çok arttı. Sezaryanın artışla beraber fizyolojik sarılıkta da artış. Ben tabii benim uzmanlık alanım kadın doğum değil ama sizin mutlaka verileriniz de vardır bu. Sarılık etkileniyor ama asıl en büyük bizim hani sezaryandan korkma nedenimiz sezaryenle doğmuş bebeklerin solunum problemleri daha fazla. Yani eğer hani aktif bir şekilde sezaryenle bebek de emzirilirse benzer olabilir. Ama şöyle bir şey var. Planlı sezaryenlerde biliyorsunuz bebek daha belki de olgunlaşmadı. Belki doğru zaman değil. Biz bebeğe demin dediğiniz o tercih hakkını sunmuyoruz. Ne yapıyoruz? Kendi planımıza uygun davranıyoruz. Bebek acaba yeterince olgun mu? Dış ortama gelmeye hazır mı? Hazır olduğunda zaten sinyallerini kendi veriyor ve kendisi doğuyor. İşte o emzirmeye hazırlığını da, karaciğerinin hazırlığı da hepsi iç içe aslında baktığımızda. Direkt bir oran veremeyeceğim hani daha yüksektir diye ama bariz şekilde tabii ki emzirmeden kaynaklı ve bebeğin erken doğumundan kaynaklı sorunlar gündeme geliyor. Evet. Tabii annenin geçirdiği hastalıklar da değil mi emzirmeyle ilgili onu etkileyen ya da annenin beslenme alışkanlıkları nasıl etkiliyor emzirmeyi ya da süt gelişini? Ben aslında hani süt gelişi ya da süt miktarı annelerin çok büyük kaygısı beslenmeyle de birleştirerek hem sizin sorunuzla beraber her anne kendi bebeğine yetecek sütü üretebilir, yapabilir. Çünkü buna fizyolojimiz uygun. İki faktör var. Bunlardan birisi sizin söylediğiniz beslenme faktörü. Annenin ne kadar beslendiği, ne kadar iyi beslendiği ve tabii ki sıvı. Annenin mevcut hastalıkları da önemli. Hali hazırda bir hastalığı varsa emzirmeyi etkileyebilecek, olumsuz bir etki yaratabilir. Ama bir önemli bir şey daha var. Şimdi bizim bu eğitimlerimize gelen mesela gebelere ya da yeni doğum yapmış annelerle konuşurken bebeğin nasıl emzirmeyi düşünüyorsun, ne kadar emzirmeyi düşünüyorsun diye bir soru sorduğumuzda aldığımız yanıt bu, şu. Sütüm yeterse emzirmek istiyorum. Evet. Şimdi böyle bir kaygı tek başına sütün gelmemesi ya da yetersiz olması için önemli bir beynini etken. Öyle hazırlıyor değil evet. mi? Beynini, azıcık evet. hani çok izleyicilerimizi de sıkmadan azıcık sütün nasıl geldiğinden bahsetmek istiyorum ki hani anneler bundan nasıl etkilendiğini anlasınlar istediğim için. Şimdi bebek memeyi tuttuğunda emmeye başladığında ya da bu sağma makineleriyle de olabilir. Sağmaya başladığımızda meme ucundan kalkan uyarılar beyne gidiyor. Ve bu beyinde iki ayrı hormonu aktif ediyor. Bunlardan birisi süt yapan hormon, birisi de demin söyledim sütü dışarıya atan oksitosin hormonu. Şimdi bu oksitosin dediğimiz hormonu biz yıllarca doğum ağrı hormonu diye bildik. Demin de anlatmıştım. Aslında öyle değilmiş. Sonradan öğrendik ki bu bir sevgi hormonu. Evet. Peki o zaman Sayın Kezban Yenal, sevgi hormonunu sevgiyle bırakalım burada. Kısa bir ara verelim. Tamam. Sonra sevgi hormonunuzla devam edelim. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğrenme fırsatı sunan modern altyapısı, evrensel eğitim anlayışı ve nitelikli akademik kadrosuyla öğrencilerini her alanda destekleyen bir üniversite. Lefke Avrupa Üniversitesi. Dünyanın hızla değişen gereksinimleri doğrultusunda oluşturulan bölümleri 11 ön lisans, 36 lisans, 15 yüksek lisans ve 5 doktora programıyla Lefke Avrupa Üniversitesi 38 farklı ülkeden 5000'in üzerinde öğrenciye eğitim veriyor. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Yeniden merhaba değerli izleyiciler. Kaldığımız yerden emzirme konusuna devam ediyoruz. Sevgi hormonu. Evet, sevgi, sevgi hormonu. Çok önemli. Onun için sevgi hormonuyla son bölümümüze başlayalım. Hayatımızdan hiç eksik olmasın diyelim sevgiyi. Sevgi emzirmede de çok önemli. Şimdi sevgi hormonu dediğim o oksitosin hormonu neyi seviyor? Huzuru seviyor.
loş ortamı seviyor, sakinliği seviyor. Eğer annemiz böyle rahat bir ortamdaysa, huzurluysa, kaygıları, korkuları yoksa bu hormon salınıyor. Bu hormon salınınca beyne uyarı gidiyor. Diyor ki annemiz güzel emziriyor. Meme boşalıyor. Sen daha çok sen süt daha yap çok diyor süt memeye. Yap. Evet. Kendi evet. içinde konuşuyor bir evet. iletişim var tabii. Meme ile beyin kendi arasında konuşuyor. Birbirinden haberdarlar. Bebek emdikçe memedeki kanaldaki sütler boşaldıkça memeye uyarı gidiyor beyine. Bunu meme gönderiyor uyarıyı. Boşaldı diyor. Tekrar bana hormon gönder ki ben tekrar süt yapayım. Ay bir çizgi film gibi, masal gibi anlatıyorsunuz. Çok güzel. Şimdi böyle olunca anne eğer huzurluysa, korkusu yoksa, kaygısı yoksa, bebeğimi emzirebilirim duygusuna sahipse ve kendine güvenip inanıyorsa o zaman anne çok daha rahat süt salgılayabiliyor. Ama bu oksitosinin kötü bir tarafı var. Üzüntüden hoşlanmıyor, stresten hoşlanmıyor, evet. korkudan, kaygıdan hoşlanmıyor. İşte sütüm yeter evet. mi acaba, bebeğimi emzirebilir miyim diye bir endişe kaygı, yani. Endişe gelince bu hormon salınmıyor. Salınmayınca ne oluyor? İçeride süt var ama süt dışarıya çıkamıyor. Süt dışarı çıkamayınca meme diyor ki, beyne bu sefer diyor ki ben doluyum, daha süt yapmana gerek yok diyor. Evet. Ve yapılmış süt dışarıya rahat çıkmadığı için bebek de aktif bu sütü alamıyor. O yüzden anneye biz huzurlu, sakin, iyi bir ortam sağlarsak, anne kendine güvenirse, ki güvenmemiz lazım çünkü bizim fizyolojimiz buna uygun. Bebek doğumundan sonra bu süt yapan hormon aktifleşiyor. Biz ne yaparsak yapalım bu süt aktif. Evet. Ama biz onu baskılamayalım yeter ki evet. olumsuzluklarla. Bir de beslenme evet. ile bağlarsak. Evet, süremiz kısılıyor. Çok soracağımız şey var. Hemen bir cümleyle beslenmeyle ilgili bilgi alalım. Beslenmede de bazen hani çok yanlış mesela gebe doğumdan sonra hemen hemen eski kilosuna dönüyor ama o kadar emzirme nedeniyle kalorili gıdalara yöneliyorken yani yanlışları söyleyeyim isterseniz zamanı iyi kullanmak evet. için. Çok kalori işte tatlılar, baklavalar bol bol onlara yöneliyor. Çok süt yaptığına inanıldığı için bu kadar çok enerji artımına ihtiyacı yok loğusa ya da emziren annenin. Bir miktar emzirme için sıvı ihtiyacını karşılaması, bu da biraz kaliteli sıvılar olursa, kaliteli sıvıdan kastım ayran olabilir, işte gaz problemleri geçtikten sonra süt olabilir ya da protein içeriği yüksek gıdalar olabilir. Kendi yaptığı evdeki şekersiz meyvenin doğal şekeriyle yaptığı kompostolar zaten bu ihtiyacını karşılayacak. Yeterli dengeli beslensin gebelikte olduğu gibi bir miktar sıvı ihtiyacını da arttırıp dediğim gibi destek kompostolarla kendi evde sıktığı taze meyve sularıyla zaten bu ihtiyacını ama karşılamış olacak. Ama tabii bunları da yaparken çocuğa asit olarak dengeli bir şekilde. Evet zarar vermeyecek tabii şeyleri ki. İçecek. Hı hı. Tabii koladan ya da evet. asitli gıdalar içeceklerden bahsetmiyoruz. Sağlıklı, evde yapılmış sağlıklı içecekler. Evet. Şimdi emzirme tekniğini biraz konuşacağız ama ondan önce çok kısa bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi anneler hamilelik dönemlerinde çok kilo aldıkları zaman preeklampsi dediğimiz bir durum meydana geliyor. Bu annelerin emzirmeyle ilgili sorunları oluyor mu? Doğum sonrasında. Şimdi özellikle ağır preeklampsi geçiren anneler, preeklampsi dediğimiz tabloda evet, anne isterseniz bir açıklayalım. Anne hipertansiyon dediğimiz tansiyon yükselmesi, bacaklarda yoğun ödem ve aşırı kilo artışı ve idrarda protein normalde olmaz. İdrarda protein çıkışı ortaya geliyor ve anne inanılmaz ödemle, hipertansiyonla tedavi görmeye başlıyor. Çoğu zaman ağır vakalar hastanede yatırılarak tedavi olması gerekiyor. Bu tür doğumlarda bebeği de riske atmamak için çoğu zaman sezeryanla ve daha erken dönemde doğumla anlıyor. Sonuçlanabiliyor. Prematür bebeklerin bir kısmı preeklampsili annelerin artık ağır preeklampsiye girdiğinde olan doğumlar. Tabii bu anneler bir de tedavi amacıyla aldıkları bazı tedaviler var. İşte annenin tansiyonunu düşürmek amacıyla mesela magnezyum dediğimiz damardan bir ilaç alıyorlar, bir sıvı alıyorlar. Mesela bu annede bir uyuşukluk hissi yapıyor. Tabii ki doğan bebeği de etkiliyor. O yüzden bebeğin memeye tutması hem erken doğması hem zayıf kiloda olması hem de bu aldığı ilaçların etkisiyle hem çocuk uyuşma evet. halinde hem anne ilaçlarla evet. haşır neşir süt de kalitede etkileniyor evet. herhalde. O yüzden, sütün kalitesi de. O yüzden bu annelerin biraz ama dikkatli yine söylememiz lazım. Gereken bir şey var. Yine emzirebilirler. Yeter ki
yeterli desteği alabilsinler, o konuda yardım istesinler uygun. Artık hastanelerde çok yaygın emzirme hemşireleri, bebek hemşireleri, onlardan yardım alabilirler. Çok güzel destekler veriyorlar ve emzirmeyi çok olumlu anlamda etkiliyorlar. Biz aslında toplum olarak şanslıyız emzirme açısından. Evet. Hem büyüklerimiz, anneanneler, babaanneler iyi destek sağlıyorlar. Hem de hastaneler, bebek dostu hastaneler özellikle annelerin emzirmesini çok güzel destekliyor. Evet, ama işte büyükler tabii ki çok tecrübesi ama doğru teknik olması. Şimdi o teknik. Zaman hemen isterseniz emzirme tekniklerine buradan geçelim. Aha. En doğru teknikle anne bebeğini eline aldı. Ne yapacak? Evet. Şimdi anne eline aldığında ne yapacak? Bir kere ilk karşılaşma anne, nasıl oluyor meme ve anne ve bebek? Nasıl oluyor? Bebeğimizin doğal bir refleksi var. Arama refleksi diye bir refleksi. Bebeğin yanağına hafifçe dokunduğunda bebek ağzını o yöne doğru açarak aramaya başlar. Meme ucunu bebeğin yanağına ya da dudağının kenarına dokundurduğumuzda zaten otomatik aramaya başlayınca meme ucu uygun şekilde bebeğin ağzına... Kandırıyoruz bebeği hemen. onun güzel refleksini kullanıyoruz. Memenin bu areola dediğimiz kahverengi kısmının hemen hemen tamamını ağzına almasını istiyoruz. Çünkü süt kanalları orada. Eğer bebek sadece meme ucunu alırsa sütü aktif şekilde alamıyor. O areola dediğimiz koyu kahverengiyi mümkün olduğunca ağzına aldır. Bazen çok geniş areolalar olabiliyor. O zaman hani anne onun hepsini nasıl alacak diye korku da duymasın. Alabildiği kadar geniş alması lazım. Bebek ağzını tam açması lazım. Eğer tek meme ucunu verirsek bebek hava yutuyor. Sütü yetersiz alıyor ve meme ucu çatlakları oluyor. Nereden anlar anne meme ucunu aldığını sadece? Sadece meme ucunu alan bebek ağzını şapırdatır. Annelerin çok hoşuna gider önce. Bebeğim ne kadar iştahla emiyor diye. Ama aslında bu doğru bir teknik olmadığını gösterir. Doğru emen bebekten ses duymazsınız. Ağzında bir şapırdama sesi duymazsınız. Ağzı tam açıktır, tam kavramıştır. Böyle olduğunda meme ucu çatlamaz annenin ya da çok az etkilenir. Bebek sütü tabii çok... mekanik bir olay. Orayı zorluyor. Evet. Diğer dokuyu kavradığında o doku da meme ucu kadar hassas değil. Çok çatlamıyor. Meme ucu geride kalıyor. Damağının gerisinde kalıyor o zaman. Ve meme ucunu korumuş oluyoruz böylelikle. Ve bebeğin en iyi şekilde sütü almasını istiyoruz. Tek meme ucunu alırsa bebek süt de gelmiyor ağzına doğru düzgün. Bu sefer ne yapıyor? Bebek öfkeleniyor. Sütü bırakmak istiyor, emmek istemiyor. Yoruluyor da. Tabii. Çok da yorucu. Küçük. Çene kasları daha tam gelişmediği için, tam olgunlaşmadığı için bir kere uygun tutturmamız gerekiyor. Başın, vücudun tam annenin vücuduna dönük olması lazım. Bu yatar pozisyonda da olsa, anne oturur pozisyonda da olsa aynı şekilde annenin vücuduyla bebek birbirine tam dönük olması lazım. Hani tek başı bakıyor, vücut arka tarafa bakıyor. Olmaması lazım. Anne bebek mutlaka göz iletişimine geçsin. Biz çok yaparız. Bebeği bir yandan da muhabbet ederiz emzirirken. O anı bebeğiyle özel olarak mutlaka bebeğine ayırması. Daha farklı bir odada değil mi? Mümkünse. Sakin bir odada. Evet, onunla göz iletişimi. Baş başa. Göz iletişimi kurarak mutlaka bebekle vücut kendine dönük. Mümkünse 30-45 derecelik bir açıyla şöyle dik pozisyonda tutarsa. Çünkü bebeklerin kulak yolu çok kısa. Baş aşağı tarafa gelirse kulağa süt kaçıyor ve orta kulak iltihabı geçiriyor bebeklerimiz. Onu da istemediğimiz için birazcık yüksekte. Başını yüksekte ve kendine dönük durmasını istiyoruz. Bir güzel emzirme yastıkları var şöyle kucaklarını alıp onu koyacakları değil mi? Şimdi? Olabilir ticari olarak bunlar gündemde ya da bir basit yastığı mesela kolunun altına destek yapabilir. Hastane ortamında bebeklerin hep battaniyesi var. Battaniyeyi rulo yapıp destek yapabilir. Daha aspire pratik. Etmemesi için de süt değil mi? Yani o da çok önemli. Evet ikisi için de bebeği uygun pozisyonda tuttuk. Tek pozisyon bu değil işte mesela bebeğin başı burada vücudu diğer tarafa bakabilir. Dış tarafına vererek ama hepsinde şekil aynı. Mutlaka vücut anneye dönük ve baş bir miktar yukarıda olması anneyle lazım. Anneyle göz göze. Göz göze mümkün olduğunca göz göze. Bir emzirme süresi peki doğru tuttuk. Annenin oturuşu da çok önemli. Önemli bir konu. Mesela anneler korkuyor ya da işte canım acır mı kaygısı ya şöyle omuzlarını o kadar gergin hale getiriyorlar ki. Öyle bir pozisyonda bebek o gerginliği alıyor yine. O oksitosin hormonu o da olumsuz etkiliyor. Anne gevşek, rahat, huzurlu, sakin. Onu olumsuz etkilemeyecek bir ortamda uygun tuttu. Hatta hoş bir müzik çok hoş olur. Çok da güzel olur. Annenin hoşlanacağı.
tutuşla ilgili bir şey söyleyeceğim. Çok yanlış yapılan, hani yıllardır anneannelerimizin, babaannelerimizin de meme dokusunu iki parmak arasına, baş işaret ve orta parmak arasına alırlar. Buna biz makas tekniği diyoruz. Bu makas tekniği süt kanallarını baskılıyor. O yüzden bunu önermiyoruz. Memeyi dört parmak altta, baş parmak yukarıda olacak şekilde C pozisyonu diyoruz alttan buna. Evet. Alttan destekleyerek tutmalarını öneriyoruz. Bu hani makas pozisyonunda süt kanallarına ister istemez bir baskı yapıp kendimiz süt akışını bozuyoruz. Bunu çok önermiyoruz. Ya da hani illa böyle tutuyorsa da üzerine çok basmasın ki süt akışı engellemesin. Ama alttan dese alttaki kanalların da sütünü evet, herhalde yukarıya akışını doğru akışını sağlamak için. Yani evet. Dört parmak altta memenin altında, baş parmak üst tarafta bebeğin hani burnunu açık bırakacak şekilde tutturmamız lazım. Doğru pozisyondan sonra yaklaşık bir emzirme bebeğin 20 dakika kadar aktif emmesiyle o meme tam boşalıyor. Hani eskiden söyledim 10 dakika, 5-10 dakika biri, 5-10 dakika biri yerine 20 dakika aktif emmeyle bebek o yağlı sütü de alabiliyor. O yüzden en az 20 dakika kadar aktif bebeği emzirdikten sonra hala doymadıysa diğer memeye geçebiliriz. Peki bebekler emerken uyuyorlar. İşte annelerin bütün sorunu bu. Evet. Uyudu. Ne yapacağım? Bırakacak mıyım? Devam mı edeceğim? İşte uykusunda mı bırakayım? Yoksa emzirmeye devam mı edeyim? Buna ne diyorsunuz? Çok güzel bir soru sordunuz. Gerçekten anneler çok sıkıntı çok yaşıyor. Çok sıkıntılar. Hele doğumdan sonra ilk bir hafta ciddi bir sorun. Biz diyoruz ki ilk günlerde her ağladıkça, her istedikçe bebeği memeye tutun. Bebeği memeye tutuyor tamam anne ama dediğiniz gibi annenin huzurunu, kalp sesini duyunca bebekler memede. Bir de çok çabuk yoruluyorlar. O mesela biberon prematüre doğmuşsa onlar değil mi? Da ne tabii kadar çabuk yorulan bir bebek. Biberona göre bebek %60 daha fazla enerji harcıyor anne memesini tutarken. Çok zor bir şey bebek için. Evet. Boncuk boncuk terlerler hatta bebek aktif emdiği zaman. Şimdi bebeği tuttu anne, uyudu kaldı. Ne yapmak lazım? Hemen memeden çekmemek gerekiyor. Çünkü daha tam boşaltmadı memeyi, yeterince süt almadı. Biliyoruz ki o gelişim dönemi. Dinlenecek, izin verelim. Emdi. Bir miktar dinlendi. Elimiz altında ya memenin. Şöyle işaret parmağımızla çenesine birazcık uyarı verirseniz uyuyor gibi bile görünse bebek tekrar emmeye başlar. Ama burnunu sıkıyorlar bir de. Burnunu sıkmayalım değil mi bebeğin? Ya çok tabii ki o kadar sert evet, hareketler çok evet, uygun olmayacaktır ama bebeğe uyaran vererek ayak altını gıdıklayabilirsiniz. Özellikle çene çok etkilidir. Biz ona çok gitmeyiz de dediğiniz gibi burun sıkma ya da topuğunu minik çimdikleme evet, gibi. Evet ya da kulağını çimdikliyorlar çocuğa. O kadar sert hareketlere gerek yok. Uyandırmanın en önemli yollarından biri bebeğin üstünün ince giyilmesi. Biz evet, toplum olarak bebeği kat 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 sararız. Demin söyledim emmek çok zor. Hani koşarken montlarla koştuğunuzu düşünün. Onun gibi. Bebek için emzirme zor, öyle. Evet. O yüzden en ince kıyafetlerle zaten annenin vücuduna temas edeceği için bebek üşümez. Evet. İnce bir kıyafetle memeyi o şekilde tutmak lazım. Çok kalın giydirirseniz ortam oda çok sıcaksa bebek uyur. Tabii. Bir de işte tatlı uyarılar verirsek bebek bir süre sonra emmeye devam eder. Zaten uyuduğunda memeyi hemen bırakmaz. Ağzında meme durur ama dinlenir. Uyaralım tekrar emmeye devam etsin. Herhalde burada en tehlikeli şeylerden biri yani emzirme açısından tehlikeli olan bebek işte az emdi, emerken uyudu, doymadı deyip hemen bir biberona başvurmak değil mi? Bu çok yapılıyor yanlış mı biliyorum? Çok güzel biliyorsunuz, çok doğru biliyorsunuz. Şimdi ülkemizde genel olarak aslında Türklerin hatta Avrupalılar, Amerikalılar çok şaşırıyorlar bizim doğumdaki hemen hemen bütün bebeklerimiz bizim hastaneden taburcu olurken emiyorlar. Bu çok güzel bir oran. Yurt dışında bu kadar yüksek değil emzirme oranları. Onlar hastaneden çıkarken %75'leri falan hedeflerken biz %100'ü hedefliyoruz. Çünkü biz kültürel olarak emzirmeyi destekleyen bir toplumuz. Böyle bir şansımız var. Ama bizim yaptığımız en önemli hata daha bebek 2 aylık olmadan bir bakıyoruz ki anneler ek gıdalara başlamış, evet, mamaya başlamış. Doymuyor. Bizde bir doymama toplum olarak genelde de hani doymama şeyi vardı. Evet. Bebeklere de bunu yaşatıyoruz galiba değil mi? Bebeğimiz evet, aslında doyuyor. Bebek doğduğunda 30 mililitre yani bir çay bardağın üçte biri kadar bir süt
İlk mide yeterli. Kapasitesi yeterli. Yani ceviz büyüklüğünde neredeyse midesi. Evet. Biz onun içine biraz da su, biraz mama eklersek verdiğimiz anne sütünün miktarı çok evet. az oluyor. O yüzden hiç o kadar çok korkmamıza gerek yok. Bebek tamam az emiyor olabilir ya da sütünüzün az olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama zaten bebeğimizin ihtiyacı da bizim gibi litrelerce süt. Gerekmiyor. Çok yani belirli bir persantili büyüme şeysi var. Onun dışında birden kilo alması yani çok kilolu bebek hayır. Çok sağlıklı bebek anlamına değil zaten. Gelmiyor. Evet. Bizim anne sütünün yettiğini anlamak için çok basit bir yolumuz var. Ne bu? Baktınız sadece anne sütü veriyorsunuz. Bebeğin dudakları nemli, kuru değil. İdrar çıkışına baktığımızda bebeğin en az 6-8 24 saatte ilk 6 ay için söylüyorum bunu. 24 saatte eğer 6 kez 8 kez idrarını yapıyorsa anne evet, sütü yetiyor evet, demektir. Evet. Bir de ayda ilk 6 ay için en az 600 gram alıyorsa bebeğimiz evet, anne sütünün evet, yettiğini evet. anlayabiliriz. Evet, sana yenen süremiz bitiyor ama bir cümleyle bir şey daha sormak buyurun. İstiyorum. Hemen onu hızlıca seyircilerimize aktaralım. Şimdi memenin tam boşalamadığı durumlarda akşamları genelde oluyor. Bir süt retansiyonu yani memede süt birikme ve çok kötü ateşlenme oluyor ve anne titremeler. Evet. Bundan çok korkuyorlar. Bununla ilgili bir cümleyle hemen buraya ne ilave edeceksiniz? Benim söyleyeceğim mutlaka ille de bebek alması gerekmiyor. Demin söyledim meme boşsa süt yapılmaya devam ediyor. Biz memeyi boşaltmıyorsak süt evet. yapılmıyor. Retansiyon demek yani sütün içeride birikmesi demek sütün azalacağı anlamına gelir. Korkmayalım sağalım bebek alamasa evet. bile sağalım eğer çalışıyorsanız bir yere gidecekseniz o sütü uygun koşullarda evet. saklayabiliriz. Buzdolabında 48 saat, normal buzlukta 3 ay, derin dondurucuda en az 6 ay annelerimiz sütünü evet, saklayabilirler. Evet. Ve bunu yani bu ateşli dönemde de ateşi çık bu titreme hemen sağarak bundan kurtulabilirler. Evet mutlaka sütünü evet, sağmak evet, gerekiyor. Evet, süt. Evet. Tabii konu çok derin, anneleri çok yakından ilgilendiriyor ama bizim süremiz bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Güzel ederim. Güzel bilgiler için sanıyorum hem hamile anneler hem de yeni bebeği olacaklar için bazı faydalı bilgileri aktardık. Değerli izleyiciler bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize sağlıklar diliyoruz.